Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu ders videomuzda sizlerle birlikte 3. ünitemizin B ve C bölümlerini işliyoruz arkadaşlar. 3. ünitemizin B bölümü Kader Oyunları. Bu bölümde dil bilgisi konusu olarak geçmiş zamanın şartından bahsediyoruz. Aradıysa, sormuşsa, tanıdıysa, okumuşsa... Ali beni aradıysa bulamamıştır çünkü şarjım bitti. Adresi bakkala sormuşsa evi kolaylıkla bulur. Seni tanıdıysa mutlaka ilgilenir. Gazeteyi okumuşsa mutlaka haberi olur şeklinde geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zamanmışmış ile birlikte şartlarımızı vermiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir anlam hazırlık çalışmamız var. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirelim. Talih yüzüne gülmek. Herhangi bir konuda şansı yaver gitmek anlamına gelir. Peleğe küsmek. Talihten yakınmak. Şanstan ümidini kaybetmek. Şansı dönmek. Uğursuzluğu, şanssızlığı, aksiliği yenmek. işi rast gitmek. Şans yardımıyla işi iyi, istediği gibi olmak uğur getirmek, iyilik, şans, talih ve bereket getirmek anlamlarında kullanılır arkadaşlar. Bu beş deyim gündelik hayatta çok kullanılır. Beş deyiminin anlamlarıyla siz de günlük hayatınızda bunları uygun bir yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizin okuma metninde satranç ve tavla başlığı adı altında bir okuma metnimiz verilmiş arkadaşlar. Okuma metnimize bakıyoruz. Satrancın zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandığına dair bilgiler piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Oyunun satranç adını alması milattan sonra 4. yüzyılda Hindistan'da bu oyuna çaturanga denmesiyle başlar. Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'da bulunmaktadır. Daha sonra İran'a, Oradan Araplara ve Endülüsler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır. Arap ve el yazması kitaplardan sonra İspanyolca ilk basılı satranç kitabı olan Lucenada satrancın kuralları açıklanarak günümüze kadar değişmeden gelmiştir. İki kişiyle oynanan bir zeka ve strateji oyunu olan satranç 8x8'lik kare bir tahta üzerinde satranç taşlarıyla oynanır. Tahta üzerindeki 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Oyuncular beyaz ve siyah renkli taşları alıp bir kere de bir hamle yaparak oynarlar. Oyun tahtasının başında beyaz ve siyahların 16 taşı bulunur. Bunlar bir şah, bir vezir, iki kale, iki fil, iki at ve sekiz piyondan oluşur. Oyuncunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. İki kişilik bir oyun olan tavla İki renkte 15'er pul ve bir çift zarla özel tahtası üzerinde oynanır. Tavlaya benzer oyunların tarihi milattan önce 3000'lere kadar gider. Tavla hızlı düşünme, atak davranma ve taktik gerektiren dünyanın en yaygın şans ve yetenek oyunlarından biridir. Türkiye'de de çok yaygın olan ve kahvanelerin vazgeçilmez oyunu olan tavla iki renkte 15'er pul ve bir çift zarla Özel bir tahta üzerinde oynanılır. Tavlanın pullarından köşesine kadar böyle anlamları olabileceği aklıma bile gelmezdi. Ta ki bu bilgileri toplayana dek. Eminim ki tavla ve satranç oyunu hakkında ilginç hikaye benim kadar sizin de ilginizi çekecektir. Tavlanın kutusu senenin birliği olarak kabul ediliyormuş. Dört köşesi, dört mevsimi, tavlanın içindeki karşılıklı altışar bölüm... 12 ayı ve pulların toplamı ise 30 gününü siyah beyaz pullar ise gece ve gündüzü karşılıklı 12'şer bölüm günün 24 saatine geliyormuş. Tarihi kaynaklara göre tavla 1400 yıl önce Pers İmparatoru Nevşia'nın baş veziri Büzür Mehir tarafından geliştirilmiştir. Zamanın kavramlarından alınarak tasarlanan tavlanın günümüze kadar hiç etkilenmeden gelmesi çok enteresan. Eski zamanlarda Hint imparatoru satranç oyunu Pers imparatoruna yanında bir mektup ile hediye olarak göndermiştir. Hint imparatoru mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmadan şöyle bir yazı yazmıştır: Pers imparatoruna, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Pers imparatoru bu mesajı dönemin başveziri Buzur Mehir ile paylaşarak, ondan bu oyunu çözmesini ve kendisine karşılık olarak Hint İmparatoruna hediye edilmek üzere başka bir oyun icat edilmesini ister. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra satrancın her taş hareketini ve oyunun nasıl oynandığını çözer. Daha sonra 10 günde tavlayı icat ederek imparatora sunar. Hint imparatoruna tavla oyunu ile birlikte gönderilmek üzere şöyle bir mesaj hazırlanır. Hint imparatoruna Evet, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama bu biraz da şanstır. İşte hayat budur. Tavlada 4500 kadar hamle ihtimali bulunur. Ancak oyunda kullanılan zarlarda oyunu kazanmak için önemli bir faktör olduğundan şans da işin içine girer ama satrançta şansa yer yoktur. Şeklinde bir okuma metnimiz verilmiş arkadaşlar. Şimdi okuma metnimize bakarak aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise ye yazılması istenilmiş. Satranç binlerce yıl önce Mısır'da oynanılmıştır. Okuma metnimizin giriş cümlesidir. Doğru. Milattan sonra 4. yüzyılı İran'da satranca çaturanga denilirdi. Doğrudur arkadaşlar. İlk basılı satranç kitabı olan Lusena'da satrancın kuralları açıklanmıştır. Doğru. Satranç 8x8'lik bir kare tahta üzerine satranç taşlarıyla oynanılır. Doğru. Oyuncular beyaz ve siyah renkli 16 taşı alıp bir karede bir hamle yaparak oynarlar. Yanlış. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Doğru. Tavla taktik gerektiren dünyanın en yaygın şans ve yetenek oyunlarından biridir. Doğru. Türkiye'de kahvehanelerde oynanılan tavla pullarla bir çiftlerle özel bir tahta üzerinde oynanılır. Doğru. Zaman kavramının alınarak tasarlanan tavla günümüze kadar hiç etkilenmeden gelmiştir. Doğru. Tavla 1400 yıl önce İran Şahı Nevşiyan zamanında geliştirilmiştir. Bu ise yanlıştır arkadaşlar. Nevşiyan'ın baş müşaviri tarafından geliştirilmiş bir oyundur. Dil bilgisi konumuzda ise geçmiş zamanın şartından bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi duyulan geçmiş zamanın şartı ile devam ediyoruz. Fiile kesin olmama başkasından duyulma anlamlarını yükler. Fiil mış miş yani duyulan geçmiş zamanının eki, sase şartımın eki ve kişi eki ile bu kalıp ifadesini kullanabilirsiniz. Teminatı yatırmışsanız ihaleye girersiniz. Tatile gitmişse onu evde bulamayız. İstanbul'a gelmişse beni mutlaka arar. Haberi duymuşsa gelir. Bu şekilde örneklerimiz verilmiş arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman dı ile yapılan şartlarımız. Gerçekleştiği kesin olarak görülen veya bilinen bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip türüdür. Bu ise fiil dı görülen geçmiş zaman ve sase şart ekiyle yapılan bir kalıp ifadedir. Eğer kalacak yer bulamadıysanız bize niye aramadınız? Doymadıysan biraz daha makarna alabilirsin. Bu antik havuzayı kim kırdıysa çabuk söylesin. Bu konuyu anlamadıysanız tekrar sorabilirsiniz şeklinde birkaç örneğimiz verilmiş arkadaşlar. Şimdi ise hazırlık çalışmasında aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi doldurmamız istenilmiş. Seni yemeğe çağırdıysa niye gitmiyorsun senin için değişiklik olur şeklinde görülen geçmiş zamanın şartı ile yapılmış bir cümle. Baban söz verdiyse mutlaka istediğim bisikleti alır. Karşımdakini üzdüysem gönlünü almaya çalışırım. Yemek az geldiyse tabağını ver biraz daha koyabilirim. Arkadaşın doymamışsa niçin bir tabak daha istememiş? Başıma ne geldiyse iyi niyetim yüzünden geldi. Desenleri Rembrandt çizmişse çok çok önemlidir diyebiliriz. Buraları kim kirletmişse o temizlesin şeklinde hazırlık çalışmamızı sonlandırmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi ise üçüncü ünitemizin son kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bunda ise gelecek zamanımızın şartından bahsedeceğiz yapacaksan, oturacaksa, girecekse. Biriyle arkadaşlık yapacaksan onu iyi tanımalısın. Başak şehirde oturacaksan trafikten şikayet etmeyeceksin. Konser ve girecekse mutlaka şan dersi almalı şeklinde gelecek zamanlı şartı ile kullanılmış bazı cümleler verilmiş arkadaşlar. Şimdi ise hazırlık çalışmamızda aşağıdaki kelimeleri anlamlarına uygun olarak boşluklara yerleştirelim. Her zaman görülen, olağan olaylar ve nesneler için genellikle aşırı, çok fazla ücretler için fahiş kelimesi kullanılır. Kötü ve sıkıntılı durumlarda anlatmak için ağır ifadesi kullanılır. Kötü ve sıkıntılı durumlarda anlatmak için kara bulutlar ifadesi kullanılır. İnsana sıkıntı veren, insanı bunaltan işler için ağır kelimesi kullanılır. Herhangi bir özelliği olmayan, olağan olayları veya kişileri anlatmak için alalade ifadesi kullanılır. Dinlenmek, ferahlamak Rahatlamak için nefes almak ifadesi kullanılır. Sürekli fakirlik içinde bulunan insanları anlatmak için yoksulluk çekmek ifadesi kullanılır. Yitirilen elden çıkan bir şeyin benzerini veya eşini sağlamak için yerine koymak ifadesi kullanılır. Şeklinde anlamlarına göre cümlelerimizi yerleştirdik arkadaşlar. C bölümümüzün dil bilgisi konumuza geldiğimizde ise gelecek zamanın şartı fiil artı gelecek zaman eki olan -acak, -ecek ve kişi ekleriyle yapılır. Bir oluş veya kılışın gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şarta bağlı olarak bildiren birleşik türlü fiillerdir. Hakk'a yakın olacaksan, doğru yolu bulacaksan, cennetini tadacaksan hoşgörülü olmak lazım şeklinde Mevlana'nın bir şiiri örnek olarak verilmiş. Şimdi ise arkadaşlar ünitemizin sonunda neler öğrendi konusundan bir hazırlık çalışması yapalım. Aşağıdaki boşlukları gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zamanın şartına göre doldurmamız isteniliyor. Eğer onu sev nokta nokta niçin onunla arkadaşlık ediyorsun? Eğer onu sevmediysen görülen geçmiş zamanın şartı niçin hala onunla arkadaşlık ediyorsun? Almanya'ya gidersen haberim olsun. Oradaki arkadaşlarımın telefonlarını vereyim. Sana her konuda yardımcı olurlar. Geniş zamanın şartı. Annen kahvaltıyı hazırlarsa bana haber verin. Geniş zamanın şartı. Bu kadar hızlı yürüyorsan sen önden git. Ben sana yetişemiyorum. Şimdiki zamanın şartı kesin kararını ver. Geleceksen ona göre bilet alacağım. Kızmayacaksan sana bir şey söyleyeceğim. Annenin bana hediye ettiği yüzüğü kaybettim. Şeklinde arkadaşlar birkaç hazırlık çalışması yaptık. Ve arkadaşlar bu şekilde kelimelerimizin listesine gelerek C1 kitabımızın dördüncü ünitesine geçiş yapmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda dördüncü ünitemizin ilk bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.